Herkese yeniden merhaba, kanalıma yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Yalı Çapkın dizisini konuşacağız. Biliyorsunuz ki geçen hafta ilk bölümü yayınlandı ve gerçekten çok ses getirdi. Hem iyi hem de kötü yönden yorumlarda bulunanlar oldu. Bunları da konuşacağız videonun ilerleyen kısımlarında. Bugün kısacası da Yalı Çapkın'ını konuşacağız. Gerçek bir hayat hikayesinden alınmış. Biz bu diziyi farklı bir kitaptan diye beklerken oysa ki hiç yayınlanmamış, Gülseren Hanım'ın hiç bizlerle paylaşmadığı bir hikayeymiş. Bunları teker teker konuşacağız. Şimdi videoya geçmeden önce her zamanki hatırlatmamı yapmak isterim. Kanalıma beğenirseniz ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini açarak da attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere ismimi bırakıyor olacağım. Bu hatırlatmayı da yaptığıma göre videoya geçelim arkadaşlar. Bu arada desteklerinizi de bekliyorum. Abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi diziye ilk önce şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Ratingleriyle ilgili konuşmak istiyorum. Ben ratinglerin açıkçası çok daha yukarıda olacağını düşünüyordum. Ama ortalama bir rating kalmış. Benim beklediğimden açıkçası bir tık düşük. Ben daha yüksek bir rating bekliyordum. Ne bileyim daha çok konuşulsun bekliyordum. Çünkü biliyorsunuz ki influencerlar bu dizinin reklamını yaptı arkadaşlar. Dizinin yayınlandığı gün bayağı bir reklamı döndü internet ortamında da. Ama beklediğimden benim düşük çıktı. Bilmiyorum bakalım ikinci bölümde, üçüncü bölümde ratingleri ne durumda olacak. Ben yine de iyi düşünmek istiyorum. Ratinglerin artacağına inanıyorum. Bakalım ilerleyen bölümlerde çok daha net bir şekilde oturacaktır bunlar. Ama izleyenler genel olarak beğenmişler. Tabi beğenilmeyen birkaç sahne de var. Kesinlikle katıldığım birkaç şey de var. Onları da söyleyeceğim. Ama genel olarak beğenilmiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi diziyi? Beğenmediyseniz neden beğenmediniz? Bunları da paylaşırsanız çok sevinirim. Okumak isterim çünkü arkadaşlar. Uyumları gayet iyiydi. Ama Ferit'in kaşlarını izleyen kadınların herhalde onda 9'u cımbız alıp eline kaşlarını almak istedi gerçekten. Çünkü kaşları daha çok konuşuldu resmen diziden. Çok bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar Ferit'le ilgili. Kaşları birazcık sorun oldu. Kaşları gündem oldu daha çok diziden çok. Onun dışında ben birazcık bir Aşk-ı Memnu'ya benzetmiştim. Çünkü hani Ferit'le Sunan'ın evlenmesi beklenirken bir anda Seyran çıkıyor ortaya ve Ferit'le Seyran evlenecek. Ama en çok şunu söylediniz. Gümüş dizisine daha çok benzetildi. Ben Gümüş dizisini o dönem çok yakından takip etmiyordum. Konusuna hakimim ama çok böyle derinlemesine bildiğim, izlediğim bir dizi değildi açıkçası. Ama çoğu kişi izlemiş olacak ki bana dediniz ki çok Gümüş dizisine benziyor. Ama en çok tepki çeken sahne hamam sahnesi oldu. Yine kadınların aşağılandığı, vücuduna bakarak gelin seçildiği sahne. Bazı takipçilerim ulaştı ve bana dedi ki böyle şeyler yok bizde. Bu bahsedilen şey çok 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 eski zamandan olan bir şey. Biz hangi yılda yaşıyoruz? Hani artık böyle adetlerimiz kalmadı. Gidip hamamda gelin seçeceğiz vesaire. Sadece biz hamama gidiyorsak eğlenmeye, eğlenceye gidiyoruz. Gidip gelin seçmeye, vücudunu açarak onu inceleyerek gelin seçmeye gitmiyoruz dediler arkadaşlar. Bununla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama hani sizden de aldığım tepkiye göre gerçekten de ben de aynı şekilde katılıyorum. Hamam sahnesi gerçekten çok gereksiz, çok kötü bir sahneydi. Hiç hoşuma gitmedi. Şimdi spoiler kısmına gelecek olursak bir duyum aldım ki arkadaşlar. Halamız var ya hani Seyran Nasunan'ın halası. Halis Ağa'nın aslında çocukluk aşkıymış. Zaten ilk bölümde babalarının sürekli Halis Ağa'lara hediye gönderdiği kısımda halaya soruyor ya işte sen dediklerini gönderdin mi Halis Ağa'ya diye. Hala da böyle bir yüz ifadesi vardı ki hani böyle ne dediysen onu yaptım. Ama o yüz ifadesi gerçekten bir şeyler anlatıyor gibiydi. Daha sonra böyle bir spoiler duyunca da arkadaşlar sizinle paylaşmak istedim gerçekten de. Bakalım Halis Ağa'nın eski aşkı hala mı çıkacak? Halayla Halis Ağa karşılaştığı zaman neler olacak? Yani sadece aslında Seyran'la Ferit'in arasındaki o aşkı, yavaş yavaş filizlenecek olan aşkı izlemeyeceğiz. Eski aşkların Halis Ağa'yla halanın eskiden kalma aşkının da hikayesini dinleyeceğiz arkadaşlar. Küçücük bir spoiler vermiş olayım. Daha sonra ben buraya konu konu not aldığım için böyle bakarak anlatıyorum arkadaşlar ama unutmamak adına sizlere anlatacaklarımı, aktaracaklarımı unutmamak adına şöyle yazdım. O yüzden arada buraya bakarsam. İlki konu başlıklarına bakıyorum. Her neyse şimdi abla ve kardeş olayına geldik. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Sizce Suna ve Seyran'ın arasına Ferit girecek mi? Ferit olayı girecek mi? Şimdi böyle bir olay başımıza gelmiş olsaydı nasıl bir tepki verirdik? Tabii ki de burada aslında Seyran'ın hiçbir suçu yok. Suç tamamıyla birbirini hiç tanımayan iki genci zorla evlendirilmesi zaten başlı başına hata.
Bunun dışında da aslında Ferit'in bir anda Sunay'ı istemeye gidiyorken bir anda orada Seyran'ı görüp konunun tamamen değişip Seyran'a gelmesi ve Seyran'la evlenmesi. Ama ne olursa olsun Suna resmen yıkıldı. Çünkü Ferit'i gördüğü zaman da fotoğraflarda çok beğenmişti. Bir anda kendi evlenecek ve o evden, o konaktan kurtulacak diye hayal ederken oklar bir anda Seyran'a yöneldi ve asla Seyran evlenip o evden kurtulacak. Şimdi Sunay'la ilgili şöyle şeyler olabilir gibi bir beyin fırtınası yaptık arkadaşlar. Suna'nın hani Ferit'in abisi vardı ya, evli ve çocuğu olmuyordu. Sunay'ı da abisine alacaklar çocuğu olmadığı için. Suna da onunla evlenecek gibi bir şey söylendi. Ama ne kadar doğru bilmiyorum ama bana çok olabilecek bir şey gibi geldi. Zaten o hamam sahnesini izledikten sonra daha neler izleyebiliriz kısmını düşündüğümüz zaman tabii ki de bu da olabilir. Bu da çok, o sahne normal olarak yayınlanıyorsa tabii ki de bu sahnede çok normal olarak gözümüzün önüne sokağa Sunay'la Ferit'in abisini birleştirebilirler. Yani bu sahnenin de gerçekleşme olayı bence çok çok yüksek olabilir yani. Ve ben Sunay'ın o yalıya gireceğine inanıyorum. Çünkü sadece Seyran'ın yalıda yaşadıkları, Ferit'le arasında olanlar, aileye karşı olan tutumunu izlemeyeceğiz. Mutlaka Sunay'ın da o yalıya bir şekilde gireceğini düşünüyorum. Bence dediğimiz gibi olma ihtimali gerçekten çok çok yüksek. Sunay'ın da Ferit'in abisiyle bir çocuk bakımından, sadece çocuk bakımından bir ilişkisi olma ihtimali bence çok çok yüksek. Fragmanda Pelin ve Seyran'ın karşılaşma sahnesi var. Düğün gecesi. Evliliklerinin anlaşmalı olarak ilerleyeceğini, Ferit'in hayatında birisi olduğunu söyleyecek Seyran'a. Zaten Pelin de orada, Pelin'i göstererek işte hayatındaki kişi bu. Benim seninle olan ilişkim, evliliğimiz anlaşmalı olarak ilerleyecek. Hayatlarımıza hiçbir şekilde karışmayacağız gibi bir yol izlenecek. Ama burada kazanan tabii ki de Seyran olacak. Çünkü Seyran üniversite okumak istiyor biliyorsunuz ki. Babasının onu üniversiteye gönderip göndermeyeceği henüz muammayken Ferit'le evlendikten sonra ona aslında üniversitenin de özgürlüğün de kapılarını açmış olacak. Aslında bir nevi Seyran'ın hayallerine ulaşma şansı Ferit'le birlikteyken çok çok daha mümkün. Ama bence ileride şöyle bir şey olacak. Ferit zaten yavaş yavaş Seyran'dan hoşlanmaya başlıyor. Bunun sinyallerini bize verdi. Zamanla ona karşı olan ilişkisi, ona karşı olan hisleri çok çok daha kuvvetli olacak. Tabii ki de ben Seyran'ın da Ferit'e boş kalacağını düşünmüyorum açıkçası. Zamanla Seyran da Ferit'ten hoşlanmaya başlayacak ve bu evlilik gerçek bir evliliğe dönecektir diye inanıyorum. Şimdi bu sahneyi anlattığım zaman aklıma şu geldi. Üç kız kardeşteki Somer ve Türkan'ın düğün gecesini hatırlıyorsunuzdur. Aynı o sahne gibi geldi bana. Nasıl düğün gecesi Somer Türkan'ı terk etmişti gelinliğiyle birlikte. Aynı şekilde Ferit de aslında Seyran'ı bırakacak diye düşünüyorum. Yani o sahneyi bana inanılmaz anımsattı. Bakalım nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum ve son olarak da şunu soracağım. Gerçek bir hayat hikayesine alınmış bir dizi. Çok fazla iddia atılıyor. Tabii ki de bunun gerçek olup olmadığını, kime ait olduğunu hikayenin bilemeyiz. Biri çıkıp demedikten sonra, yani hani bu hikaye benim hikayem demedikten sonra kime ait bir hikaye olduğunu bilemeyiz. Ama internete baktığınız zaman gerçekten farklı farklı isimler var. Aynı şekilde Camdaki Kız'da da olmuştu. Hani şu kişilerin hikayesi vesaire diye, ama tabii ki de bunu %100 bilmemizin imkanı yok. Ama tabii ki ben de sizler gibi bu hikayenin kime ait olduğunu merak etmiyor değilim. Başka anlatacak bir şeyim var mı arkadaşlar? Sanırım kalmamış. Beni buraya kadar dinlediyseniz, izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.